Herkese merhaba. Bu videomuzda Bissan MTX 7500 dağ bisikletini inceliyoruz. 2022 model bir bisiklet. Ortalama fiyatı 10.000 TL. Ağırlığı ise bu haliyle 15 kilogram. Tam tarttım arkadaşlar. 14.95-98 falan geliyor. Tam 15 kilogram diyebiliriz. Bissan MTX 7400'e göre tam 1 kilogram daha hafif yapılmış. Şimdi isterseniz yakından incelemeye başlayalım. 6061 serisi bir alüminyum kadro. Genelde kullandığı kadro geometrisi arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi kablolar alt burnun içinden ilerliyor. Bu şekilde kanal yapılmış. Şuradan alt bölümden de çıkıyor. Yani gördüğüm kadarıyla 7400-7500'de kadroda, geometride herhangi bir fark yok. Aynı geometri, aynı kadro yapılmış. Kaynak yerleri de kalite olarak güzel arkadaşlar. Bu bölümde bir adet suluk kafesi yeri yapılmış. Şu bölümde var mı? Bu bölümde yok. Şu anda demonte diyebiliriz. Tamamen kurulmamış. Arkaya geldiğimizde herhangi bir bagaj takmak için bu bölümde vidalama yeri yok. Burada bir adet var. Alt tarafa geldiğimizde bu bölümde bir adet vidalama yeri bulunuyor. Ayaklık takılmış. Ama ayaklığın şurada şu şekilde bir parçası olması gerekiyor. Herhalde o tam yapılmamış. Ayaklık Rectus marka. Sağlam arkadaşlar. Öyle uyduruk değil yani. Malzeme sağlam. Dikkatli kullandığınızda uzun yıllar kullanabilirsiniz. Gelelim Maşa'ya. Maşa arkadaşlar Mozo marka ama Mozo'nun Air dediğimiz yani havalı bir Maşa'sı. Ben bu Maşa'yı ilk defa görüyorum. Şurayı bir açalım koruma kapağını. Bunun altında sibop olması gerekiyor. Açalım, açalım, açalım. Evet, görüldüğü gibi buradan sürücünün kilogramına göre bireysel hava basılabiliyor. Bastığınız hava miktarına göre sertlik, yumuşaklık ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Profesyonel maşalar zaten biliyorsunuz havalı oluyor. Diğer maşalar yaylı. Yaylı maşalarda da burada çeviriyorsunuz. İşte yayı geriyorsunuz ya da yumuşatıyorsunuz. O şekilde sertlik, yumuşaklık ayarı bulunuyor. Maşanın görünümü güzel. Şurada 10-12 santim bir çalışma mesafesi. En az 10 santim diyebilirim. Gold sarı arkadaşlar, altın renginde. Bu da gerçekten kaliteyi artırıyor görsellik olarak. Kalın da bir bacakları var. Bakın. Oldukça kalın. Kilit sisteminde size göstermiş olayım. Bu şekilde kilitledik. Bu şekilde açtık. Kilitledik. Açtık. Güzel bir kullanımı var. Maşanın sağ tarafında bakın çalışma mesafesini görebileceğiniz yazıları bulunuyor. Biz bunları genelde Rakşaks'ta görüyorduk. Ama Mozo'da böyle bir şey yapmış. Aynı zamanda çalışma mesafesini görebilmeniz için bu şekilde bir lastik de bulunuyor. Dağ bisikletinde en önemli şeylerden bir tanesi de gidon uzunluğu ve açısıdır. Oldukça uzun bir gidonu var. Tam ölçmedim ama 70 küsürleri bulabilir tahminen. Açısı da fena değil arkadaşlar. Güzel bir açısı var. Şöyle yandan da size göstermiş olayım. Şöyle. Gidon boğazımız B Plus'ın. Gidonumuz B Plus'ın. Bissan'ın kendi markası. Alüminyum. Aşağı doğru eğimli bakın. Aşağı doğru olduğu için de bisikletin kontrolü iyi olacaktır. Son zamanlarda profesyonel yarış bisikletlerinde genelde gidon boğazları aşağıya doğru eksi bir açıda oluyor. Bu da kontrolü artırıyor. Güzel yapılmış. Şöyle uzaktan da göstermiş olayım. Sele borusuna geldiğimizde yine B Plus'ın alüminyumdan
kalın bir sele borusu kullanılmış. Burada sele kelepçesi arkadaşlar mandallı değil, bakın alyanlı yapılmış. Yani mandallı olmadığı için bir kişiye özel ayarlayacaksınız. Daha sonra ayarlamak isterseniz yanınızda 4 ya da 5, 4 numara olması gerekiyor. Alyan taşımanız gerekiyor. Yani ilk defa böyle bir şey görüyorum. Genelde karbonlarda kullanılır bu sistem. Ama Nissan mandal yerine bu şekilde, bu modelde tercih etmiş. Sele'ye geldiğimizde 7400'den farklı bir sele kullanılmış. B Plus'ın şöyle hissiyat olarak, görüntü olarak üst seviye selelere benziyor. Böyle İtalyan selelerini andırıyor görünüm olarak. Şöyle ellediğim zaman arkadaşlar oldukça sert, öyle yumuşak diyemem. Ama görsellik ve sağlamlık olarak gerçekten güzel. Hani geometri olarak da güzel görünüyor. Alt taraftan bağlantı yerleri de bu şekilde. Alt bağlantı yerleri bakın sağlamlık açısından güzel görünüyor. İki bölümden bağlantılı sele borusuna. Jantlar çift kat alüminyum, marka olarak Alex Rims arkadaşlar. Alex Rims jantlar gerçekten kaliteli oluyor. Kuş gözlü diyebileceğimiz tip yapılmış bu da. 7400'de de öyleydi. Bu sayede kolay kolay akordunuz bozulmayacaktır. Lastiğe geldiğimizde Michelin ya da CST kullanılıyormuş. Bizim karşımızda CST'nin Beater modeli var. Güzel görünüyor. Hissiyat olarak yumuşak, hafif arkadaşlar tahminim. Çünkü elime böyle birazcık ince geldi. Sırt desenini de göstermiş olayım size. Çok aşırı dişli değil yani. Şöyle bakın. Hani dişleri biraz küçük yapılmış. Ama geniş ebatta. 29'a 2, 25 mi artık? Ona bakmamız gerekiyor. 29'a 2, 25. Evet, oldukça kalın lastikleri bulunuyor. Görsellik olarak gerçekten güzel. Fren sistemine baktığımızda Shimano'nun MT200 frenleri kullanmış. 7400'de de aynıydı. Yani burada artık biz biraz daha iyi frenler bekliyoruz ama son zamanlarda bisiklet fiyatları uçtuğu için arkadaşlar çok daha kaliteli malzemeler kullanıldığı zaman fiyat yükselecektir. Ama alt seviyeden üst seviyeye doğru MT7400'de de 7500'de de Shimano'nun MT200 hidrolik fren sistemi kullanılmış. Fren disklerine geldiğimizde Shimano'nun RT30 modeli kullanmış. 160 mm hem ön hem arka 16 santimlik rotorlar kullanılmış. Fren kaliperinde göstermiş olayım Shimano MT200. Göbeklere geldiğimizde ön göbek Shimano'nun M35 modeli, 7400'de de aynıydı. Shimano olması iyi arkadaşlar, mandallı. Arkaya gelelim. Arkada aynı şekilde Shimano'nun M35 modeli kullanılmış. Bu da mandallı. Kolaylıkla lastiğinizi söktak yapabilirsiniz. Orta göbeğe baktığımızda Shimano'nun MT500 modeli kullanılmış. Bisikletin vites sistemine geldiğimizde 2x9, 18 vitesten oluşuyor. Ön ayna kolumuz Shimano MT210. İki çarktan oluşuyor arkadaşlar. 22 ve 36. Arkaya geldiğimizde 7400'de kullanılan Shimano'nun HG201 modeli 11-34. Yani 11-34 yine aynı şekilde 9'lu sistemde kullanmış. Keşke 11-36 olsaydı. Biraz daha yokuş performansı iyi olurdu. Bu bisiklet için önün 2 olması arkadaşlar, düzlükte biraz daha yavaş gidebilirsiniz. MT7400'de yokuş performansı aynı. Onda da 22 diş vardı. Bunda da aynı. Yokuş için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yokuş performansı gayet iyi. Ön aktarıcımız Shimano Acera. Arka aktarıcımız Shimano Alivio modeli.
Alivio'nun M3100 serisi kullanmış. Yeni tip arkadaşlar. Kadro kulağı bağlantısı da bu şekilde. Vites kollarını da göstermiş olayım. Sağ taraf Shimano M3100 serisi. Göstergeli 9 vitesten oluşan bir gösterge. Sol tarafa geldiğimizde arkadaşlar herhangi bir gösterge bulunmuyor. İkili sistem için yapılmış. Bu sistemde tek kol oluyor. İleriye doğru çalışıyor sadece. Diyelim ki üst vitesi atıyorum. Şu anda attım arkadaşlar. İleriye bir daha iteklediğim zaman alt vitese düşecektir. Onu da göstermiş olayım. Shimano'nun Alivio modeli 3100. Zincire baktığımızda KMC'nin Z serisi zincir kullanmış. KMC'de kaliteli bir marka arkadaşlar. Elciklere baktığımız zaman klasik 7400'de 7300'de de kullanılan alyanlı hissiyatın güzel olduğu elcikler kullanılmış. Son olarak bu bisiklet hakkında şunları söyleyebilirim. 7400'e göre havalı bir maşası var. Aktarıcıları daha iyi. Ayna kolu ikili ama daha iyi arkadaşlar. Jantları daha iyi yapılmış. Selesi farklı. Selesi bence 7400'e göre daha iyi. Bir de ağırlık farkı var. İkisi arasında tam 1 kilogram fark var. O yüzden 2000 lira, 3000 lira vermeye değer mi? Bence değer arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa 7400 yerine 7500 almanızı tavsiye ederim. Biraz daha hafifletebilseler çok daha iyi olabilir. 14'ün altına gelirse bence çok daha iyi olacaktır. Ama dediğim gibi artık fiyatlar çok yükseldi. 10.000 bandında alabileceğiniz güzel bir dağ bisikleti. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.